Şu an yanımızda Özlem Ayrancı Nebioğlu var. Evet. Kendisini davet ettik çünkü dün bir düğün salonu dolusu insanın önünde aday adaylığını açıkladı. Evet. Ve düğün salonu gerçekten almadı. Evet. Biz de kimmiş teşekkür bu ederim. Özlem Ayrancı Nebioğlu tanıyalım dedik. Tanıyalım dedik. Hoş geldiniz. Tanışalım. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür nasıl ederim. Gidiyor? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Şimdi davetiniz için teşekkür ederim aynı dünden zamanda. Dünden beri tanıyorum ama evet. izleyenler için de soralım. Evet. Özlem Ayrancı Nebioğlu kimdir? Evet, Özlem Ayrancı kimdir? Özlem Ayrancı 1968 yılında Eskişehir'de doğmuş bir kişidir. 1968 yılında Eskişehir'de doğdum. Annemin ve babamın vazifeleri sebebiyle 1984 yılına kadar Boğaziçi'nde ikamet ettik. 1984 yılının Mayıs ayında Eskişehir'e taşındık. 1985 yılında Eskişehir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Aynı sene Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak eczacılık eğitimime başladım. 1989 yılında Eczacılık Fakültesini bitirdim. 1990 yılında evlendim ve eczanemi açtım. O sırada ben doğdum. Evet, hoş geldin dünyamıza. Mezun olduktan sonra bir yıl bir kamu hizmetim oldu Boğaziçi SSK dispanserinde. Daha sonra serbest eczacılık olarak bugüne kadar geldik. Arada yine bir kamu hizmetim oldu ama şu anda Eskişehir Emek Mahallesi'nde serbest eczacı olarak mesleğimi idame ettiriyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla Odun Pazarı'nın İYİ Parti kurucu başkanısınız. Aynen. İYİ Parti ile tanışmanız nasıl oldu? İYİ Parti ile tanışmam şöyle oldu. Benim eşim daha önceden Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapıyordu. Meral Hanım o dönemde İçişleri Bakanı'ydı. Meral Hanım'la o dönemden itibaren tanışıklığımız var zaten. Siyasetten tanışıklığımız var. Meral Hanım büyük bir cesaret gösterip şimdi siyasette bildiğiniz üzere erkek egemen bir alan. Evet. Erkek egemen bir alanda bir kadının öyle bir ortamda çıkıp cesaret gösterip çok güçlü bir iktidarın karşısında böyle bir cesaret gösterip bir siyasi parti kuruyorum demesi bizim motivasyonumuzu çok, adayı oldu. Aynen. Çok yükseltti. Onun cesareti de bize cesaret verdi. Zaten İçişleri Bakanlığı döneminden siyaseten tanıdığımız bir insandı. Dolayısıyla dedik Meral Hanım'ın arkasında olmalıyız. Kadın olarak güç vermeliyiz. Kurucu önderimiz Ulu Önder Atatürk'ün bize vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkını vermeliyiz diyerek İYİ Parti'ye dahil olduk. Daha sonra İYİ Parti'den böyle bir teklif geldi ondan öncesine. İşte biz kurucu ilçe başkanı arıyoruz. Genel başkanımız işte siyasi geçmişi Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil de başka bir siyasi partiden olsun, kadın olsun diye bir tercihte bulunmuş. O minimalde işte kim olur derken bize ulaşıldı. Eşi ve babana ulaştı. Böyle bir teklif geldi. Biz de bu teklifi seve seve kabul ettik. Ve biz İYİ Parti'nin kurucu Odunpazarı ilçe başkanı olarak vazifelendirdik. O günden beri partinin içinde de teşkilatlarda görev yapıyorum. İki dönem il başkan yardımcılığı görevi yaptım. İl yönetimindeydim. Parti kurulduğundan beri de üst kurul delegesi olarak görevlerim devam ediyor. Bu dönemde de milletvekili aday adaylığı için bir görev almadım. Emine Edizgil'in il başkanı olarak atandığı dönemde geldi, kendisi geldi, kadına ihtiyacımız var, desteğe ihtiyacımız var deyip onunla birlikte yol yürümeye başladık. Yani şeyi de söyleyeyim, böyle sürekli kadın vurgusu yapılıyor evet, ama evet. Ben dün sizin töreninizde de dikkat ettim. Tören miydi, değildi, böyle şey tanıtım toplantısı diyelim. Orada dikkat ettim, böyle kadın erkek yarı yarıyaydı. Yani evet. Kadınlar daha kalabalık değildi. Değil. Şöyle, partide de böyle aslında. Aynen, tabii ki. Şöyle, şimdi kadın, güçlü kadın, güçlü ülke sloganıyla biz yola çıktık. Ama ben şunu söylüyorum kişisel olarak da, her platformda şunu söylüyorum. Evet, kadın siyasete, siyasi alana çok daha fazla dahil olmalı. Bunu hep birlikte savunuyoruz zaten. Ama ve lakin yani toplum kadın ve erkekten oluşuyor. Yani biz erkek gücünü veya erkek olgusunu yok sayamayız. Erkek ve kadın birlikte yol alarak, omuz omuza, el ele vererek bu yolu yürümek istiyoruz. Ne biz erkeklerin bir adım önünde olalım, ne bir adım gerisinde olalım, ne erkekler bizim bir adım önümüzde olsun, ne de gerimizde ama olsun. Ama sizin dün toplantınızda evet. Kadınlar tribüne çevirdi orayı. Evet, sağ olsun. İşte yani bu, aynen şöyle, tribün yaptılar kadınlar. Aynen, yani bu şundan kaynaklanıyor aslında, oradaki
bizim kadın arkadaşlarımız da, erkek arkadaşlarımız da, dava arkadaşlarımız diye söyleyelim. Biz hep birlikte orada bir mesai harcıyoruz. Bunun çok ön plana çıkmasının sebebi de kadının siyasi platformda çok az temsil ediliyor olması ve siyasette çok az katılımın olması. Bütün sebep bu diye düşünüyorum. Eskişehir'de tek kadın il başkanı galiba. Evet. Türkiye'de de kadın il başkanları sayısı çok az. Evet. Çok az. Yani şimdi kadın özel alanda kaldığı için daha çok kamusal alana, alandaki rolleri kısıtlı oluyor, az oluyor, fırsat verilmiyor. Cam tavan dediğimiz bir gerçeğimiz var. Önü açılmıyor. İşte mesela baktığınız zaman sadece siyasette değil ki, yönetici kademesinde de kadın sayımız gayet az. İşte muhtar kadın sayımız gayet az. Efendim söyleyeyim, belediye başkan, il başkanı. Onu da geçin, mecliste kadın sayımız. Vallahi aday adaylarımız. Erkek adaylara baktım. Göre, erkeklere göre, erkek milletvekili sayımıza göre az. Şimdi biz bütün partilerin aday adaylarının evet. listesini çıkartıyoruz, sistemimize evet. güncelliyoruz. En çok evet. kadın da İYİ Parti'de. Evet. Ve işte liderin kadın kendi olması. De, kendi içerisinde de kadın erkek eşit gibi bir durum. Evet, yani. Evet. Yani liderimizin kadın olması o bizi ayrı anlamda motive ediyor. Şimdi tabii ki. Şimdi programdan önce benim WhatsApp'ıma bir bilgi geldi. Bir aday adayı daha var. İsmini hatırlamıyorum. Evet. O da kadın. Evet. O da kadın. Daha haberini evet. yapmadık. Daha çok olsun. Biz kadınlar bir şöyle bir girelim. Bir şöyle bir kıyı köşe temizlik yapalım. Evet. Elimizde Emine Başkan'la konuştuk. Biz hani fermuar sistemi var mı? Evet. Bir kadın bir erkek diye. Evet. Altısı da kadın olabilir. Olabilir. Ben o zaman bunun altına göre altısı da erkek olabilir. Aynen. Yok. Kadın sayımız da olsun, erkek sayımız da olsun. Tamam. Dediğim gibi bizim düsturumuz, benim şahsen kendi kişisel düsturum, kadın ve erkeğin yan yana, el ele, kol kola ve omuz omuza verip bu işleri kotarması. Neden İYİ Parti? Neden İYİ Parti? Demin de söylediğim gibi bizim daha önceki siyasi görüşümüz, Meral Hanım'ın oradan geliyor olması, merkez sağ partisi olması, demokratik yapı, demokrasiyi ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini ön plana çıkarıyor olması, milliyetçilik önemli ama Atatürk milliyetçiliği bizim için çok önemli. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde artı kadının gücüne destek vermek de olunca biz İYİ Parti ile bir araya geldik. Dün sizin tanıtımda da vardı, ne mutlu Türk'üm diyen evet. vurgusu. Evet. Bu aralar çok evet. hele özellikle Hüdapar olayından sonra. Evet, aynen. Sizin yani bizim vardı. Bizim gerçekten Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Atatürk ilke ve inkılaplarının felsefesinden, artı misak-ı milli sınırlarımızdan verecek tavizimiz yok. Mümkün değil. Ben bugün burada oturup sizinle bu röportajı yapabiliyorsam o Cumhuriyet'in bana vermiş olduğu fırsattan dolayıdır. O Cumhuriyet'in kadına vermiş olduğu, Ulu Önder Atatürk'ümüzün bizlere vermiş olduğu, tüm dünya kadınlarından daha önce bize vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkından dolayı ben şu anda burada oturabiliyorsam, sizinle sohbet edebiliyorsam, bütün dönüp dolaşıp biz geliyoruz Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine. Ve biz bu misak-ı milli sınırları içerisinde verdiğimiz kadınlarla erkeklerin savaş meydanlarında vermiş olduğu mücadeleyi biz yok sayamayız. Ve bundan verilecek en ufacık bir tavizimiz yok. Efendim, İYİ Başkanı ve teşkilatlarla olan ilişkinizi soracağım ama dün canlı şahit oldum. Evet. Biraz özetleyebilir misiniz? Evet, tabii ki. Şimdi ben ilçe başkanlığını bıraktıktan sonra, daha doğrusu kendim kenara çekildim. Bazı platformlarda el çektirildim olarak bu paylaşılsa da ben kendi irademle ilçe başkanlığından geriye çekildim. Ama o dönemde bir dönem bir siyasi arenada olamadım. Sağlık problemlerim oldu çünkü. Daha sonra biz işte dedim ama bu sırada üst kurul delegeliğim devam etti. Bir il yönetimi ataması oldu. Emine Edizgil başkanımız il yönetiminde il başkanı geçersin. Olarak genel merkezimizce takdir edilerek atandı. Emine Hanım'la zaten biz daha önceden bizim görüşmelerimiz, sağlık sektöründe de olmamızdan dolayı zaten bir diyalogumuz, tanışıklığımız vardı.
Ondan sonra biz Odunpazarı ilçe başkanı, kurucu ilçe başkanı olarak atanmadan önce de Emine Hanım'la da bizim istişaremiz oldu zaten. Sonra Emine Hanım da Özlem birlikte yol alalım dediğinde biz Emine Hanım'ın yönetiminde ben sağlıktan sorumlu il başkanı olarak yer aldım. Açıklama da yaptınız, ben geldim çektim o zaman. Evet, aynen doğru, siz de vardınız. Sonra Emine Başkan'la birlikte çalışmalara başladık. Evet, İYİ Parti şu an müthiş iyi görüyor. Aday evet. Adayları konusunda söyleyeyim. Evet. Tabii sandığa evet. da yansır bu durum. İnşallah. Çok aday var. Evet, adayımız 21, çok. 21-22 civarı aday var. Aynen, daha var. Da artabilir. Çünkü biz geçen bu hafta... Kırkları bulabileceği söyleniyor. Evet, evet. Biz geçen hafta Cuma günüydü. Aday adaylık başvurusu için genel merkezimize Ankara'ya gittik. Genel merkezimiz de çok kalabalık, çok yoğun. Çok büyük bir... talep var aday adaylıklarıyla ilgili partimize. Bu da tabii bizi sevindiriyor. Yani ne kadar çok aday adayımız ne kadar çok olursa. Şimdi ben partilerle sohbet ediyorum evet. ya. Hani ilk 6'ya kimler kalır dediğinde mutlaka sizin adınız geçiyor. Evet. Dünkü coşkuyu da evet. gördük. Evet. İlk 6 evet. için ciddi adaylardan birisiniz. Evet, sıralamayı bilemem ama 1 evet. mi olur 6 mı olur evet. bilemem. Siz evet. şansınızı nasıl görüyorsunuz? Ben şansımı yüksek görüyorum. Yüksek görmemin sebebi de şu. Dediğim gibi. Kadın adaylara pozitif ayrımcılık sağlanacak. Bunu biliyoruz. Tüm partilerde bu böyle. Onun avantajını yaşıyorum diyelim. Aynen. Parti kurulduğundan beri teşkilatların içerisindeyim ve üyelerimizle, delegelerimizle, partililerimizle sürekli temas halindeyiz. Ben şimdi mutfağındayım çünkü mutfağı biz kurduk. Aynen öyle, aynen öyle. Mutfaktayız, mutfağı biz kurduk. Mutfakta olmaktan da mutluyuz bu arada. O evet. yana, o yönden de hiçbir tereddütümüz, endişemiz yok. Teşkilatlara dokunduk, biraz da halka dokunalım. Tabii Sizce ki. Eskişehir'in en büyük sıkıntıları neler? Neleri evet. çözebilirsiniz? Evet, şimdi Eskişehir'in en büyük, ilk göze görünen sıkıntısı, kendim de işin içinde olduğum için Eskişehirliyim. Eskişehir'imizin sorunlarını... Bilmenin ötesinde ben sorunu yaşayan bir insanım. Trafik sorunumuz var. Merkez, şehir merkezindeki trafik sorunumuz gerçekten çok büyük problem. Yani artık araba mı bizi taşıyor, biz mi arabayı taşıyoruz noktasına geldik. Biz arabayı taşıyoruz şehir merkezinde. Araçla giremiyoruz. Objektif bir yorum yapabilir miyim? Evet, AK Partililer suçu büyükşehir atıyor. Büyükşehirler evet. topu AK Parti'ye atıyor. Evet, bunu maalesef. Çözüm iktidar partisiyle Aynen. yerel belediyenin aynı işbirliği aynen bence. Şimdi burada gerçekten biz o sıkıntıyı da Eskişehir olarak yaşıyoruz, yaşayarak da geliyoruz. Keşke olmasaydı diyoruz. Keşke olmasaydı ama böyle bir süreç yaşadık, yaşıyoruz da. Şimdi bu trafik meselesi burada duruyor şehir içi. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Trafiğin yoğun olmasına sebep olarak gördüğüm, şimdi Eskişehir büyük şehir ama mahalleler gelişmedi. Yani insanlar mahallesinde ihtiyacını karşılayamıyor evet. ki şehir merkezine geliyor. Her işini halletmek için mutlaka şehir merkezine geliyor. Halbuki mahallelerimiz gelişmiş olsa, ben Emek Mahallesi'nde eczacılık yapıyorum. Evet, Emek Mahallesi'nde ben şu anda bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Emek tramvaylar çok dolu oluyor ben. Aynen çok yoğun bir şekilde. Evet. Zaman. Tramvaylar çok fazla sefer sayısı artmış olmasına rağmen, hat artmış olmasına kalmadı. Rağmen mahalle büyük, artı şehir hastanesi bağlantısı var. Ondan dolayı da yoğun bir şekilde yolcu kapasitesi var. Ama ben şu anda mahallemde, Emek Mahallesi'nde tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ben 35 yıldır Emek Mahallesi'ndeyim. Ben eczane yerimi satın aldığımda orası tarlaydı. Yerde ekin sapları vardı. Dutluktu, o günden aynen hani eskiden buraları dutluktu doğru. Yerde ekin sapları vardı. Hatta ben eşime kızmıştım. Dedim sen beni aldın tarlanın ortasına koyuyorsun. Benim ne işim var burada falan. Vizyonlu bir adam. Aynen kesinlikle o konuda çok vizyoner dedi ki ben seninle 25 yıl sonra konuşurum dedi. 25 yıla bile varmadı Dağlardan gerçekten. 25 yıla bile varmadı. Yani Eskişehir'in her yeri gelişiyor, büyüyor. Yani şimdi haksızlık etmeyelim ama ve lakin dediğim gibi. Mesela ben şu anda Batıkent Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Batıkent Mahallesi'nin bir çarşısı yok. Gibi. Yani bu merkezdeki yığılmayı da ben buna bağladığım için bu konuyu açtım. Evet. Merkezdeki trafik artı çevre yolu trafiği. Kuzey, güney, doğu, batı çevre yolunun hala kapsama alınmaması, açılmaması, yapılmaması bizim çevre yolumuzun trafiğini de çok 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 yoğun hale getiriyor. Şimdi Eskişehir'de Erman Göreti tanıyorsunuz. Evet, onun tabii. verisi bu. 33 bin kentsel dönüşümden faydalanan şey. Hı.
kentsel dönüşüm olsa keşke ama. Evet, keşke. İmar barışından, imar aklından evet. faydalanan bina var. Bunların ne evet. durumda olduğu belli değil. Belli değil, aynen. Büyükşehir Belediyesi'nin analizlerine göre de 20-22 bin bina acilen denetlenmeli. Evet, evet. Yani toplam bir 55 evet. bin yapı var. Şu deprem gerçeği de zaten evet, bunları daha... Evet. Eskişehir'de 55 bin riskli bina evet, benim gözümde kesin var. Bunları da çok acil, evet. Bunlarla da ilgili seçimden sonra bir çalışma olur herhalde. İllaki olacak. Çünkü bizim... bakanlık Büyükşehir'in önünü bu konuda çok tıkıyor diye Yılmaz Hoca sürekli yapıyor. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Hocamızın böyle bir serzenişti var ama o biliyorsunuz 99 depreminde Eskişehir'de çok zor bir şekilde, kötü bir şekilde yaşadık. Ondan sonraki çıkan deprem yönetmeliği, deprem yasaları o yönden şanslı olarak görüyorum ben Eskişehir'i. Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı biz de bu işte yapı denetimi olsun, inşaat denetimi olsun, işte çok katlı binalara çok fazla izin verilmeyişi olsun. Şimdi şeyler müteahhit dostlarımız bu konuda sıkıntı yaşıyor olabilirler ama onlara göre sıkıntı olur. Evet, yaşayabilirler ama bir de gerçek var. Ben deprem bölgesine gittim, gördüm. Onu yani, soracaktım. Hatay'a evet. gittiniz, bir hafta orada kaldınız. İskenderun'da kaldım. Şimdi orayı gördükten sonra şimdi Eskişehir'e gelip binalara baktığınız zaman yani gerçekten sırtınız ürperiyor. 99 depreminden önceki binaların mutlaka acilen elden geçirilmesi lazım. Evet, onu da belediyelerimiz bu çalışmayı yaptı. Ama tabii ki biz de yönetimlere geldiğimiz takdirde bunu acil olarak tabii ki öncelikli projelerimizin arasına koymuş durumdayız. Şimdi şöyle bir soru soruyorum. Depremi konuştuk. Seçimde evet. deneyelim. Ha pardon. Sahra Hastanesi'nde bir anlatayım. Tamam, işte oraya değinmeden geçmeyelim. Partimizin İskenderun'da bir Sahra Hastanesi var. Biz oraya eşimle birlikte eczacı olarak gönüllü gittik. Sahra Hastanesi gerçekten büyük bir eksiği ve açığı kapatıyor. Acil ve ayaktan tedavi birinci basamak hizmeti görüyor. Ameliyathanesi bile var. Ameliyatlar da acil akut ameliyatlar da gerçekleştiriliyor. İnsanımız orada gerçekten çok büyük bir orada bir yıkım söz konusu. Birinci basamak sağlık hizmeti durmuş durumda. Orada çok büyük bir açığı kapatıyor. Biz de orada gönüllü olarak hizmet verdik. Gerçekten orada büyük bir iş başarılıyor. Ülke yani. Gündemi acayip seçime döndü. Orayı aynen. unutmamak lazım. Yani kesinlikle unutmamak özellikle lazım. Özellikle Ramazan ayı geldi şimdi. Kesinlikle yani. İnsanlar orada vatandaşın derdine çare olmaya çalışıyor. Birbirine işte biz gibi gönüllüler oradaki mağdur olan vatandaşların bir nebze olsun derdine derman olabilir miyizin telaşesinde. Gerçekten durum çok kötü. Kötü tanımı da yetmiyor aslında. İşte feci. Hakikaten feci. Onun için hani oraya gittik geldik ama gerçekten aklımız da orada, gönlümüz de orada. Bedenlerimiz burada ama hayat devam ediyor. Böyle de bir seçim gündemimiz var, sürecimiz var. Ama sonuçta en nihayetinde bu seçimlerde de biz oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek üzere yönetimlere talip olduğumuz yani için şöyle bir durum bu çalışmayı var. Sürdüreceğiz. Eskişehir 30 binden fazla depremzede geldi. Evet. Onlar oy kullanmayacaklar nasıl olsa diye hatırlanmayacaklar. Siz öyle yapmazsınız. Hayır şimdi. Kesinlikle asla böyle bir şey söz konusu bu olamaz. Bu yani kendi şöyle edecek. Hatırlanmayı bırakın unutulacak bir şey değil bu. Evet. Yani unutulmaması gerekir ve unutmayacağız da. Yani hatırlanmayı bırakın unutulmayacağız da. Aynen onları kastediyorum ben de yani unutulacak işte, bir şey değil. Devlet bakıyor önemli değil yapıyorlar. Yani maalesef ülke yönetimimizdeki handikapları sorunları tüm kamuoyu biliyor zaten. Ve gerçekten şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Yani bugün Malatya'daki de aynı şeyi söylüyor. Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz çok büyük bir coğrafyada bu deprem. Sonra bir sel vurdu. Evet, deprem meydana geldi. Yani şimdi bu insanların hepsi ağız birliği etmişçesine 3 gün kimse yoktu diyor. Demek ki yoktu. Yokmuş da zaten. Olmadığını da gördük. Bizim mesela Türk Eczacıları Birliği Sahra eczaneleri açtı. Satın alan birlik değil mi bu? Evet, aynen. Sahra eczaneleri hemen zaten bölgede örgütlü olarak, sistemli olarak ilk giden Türk Eczacılar Birliği'ydi. Gönüllü eczacılarımız, eczane meslektaşlarımızın, eczacı meslektaşlarımızın gönüllü olarak yapmış olduğu bağışlarla bu sistem kuruldu ve yürütülüyor. Bir sonradan öğrendik ki çadırlarımız da maalesef Kızılay'dan satın alınmış. Gerçekten bunu artık tüm
kamuoyu biliyor. Tamam. Böyle bir yönetimsel... İnkar edenler de kabul etti. Yönetimsel bir sıkıntı var. Organizasyonla ilgili ciddi ihmaller var, eksikler var, kusurlar var. İnşallah İyi Parti iktidarında tüm bu sorunlara biz çare olacağız. İyi Parti iktidarında Kızılay'ın başına, Afad'ın başına Haluk Levent gibi isimler. Evet, yani bu işi işte bizim partimizin düsturlarının arasında adalet, liyakat çok çok önemli. Evet. Siz işin liyakatli insanları işin başına getirdiğiniz zaman bunları konuşmuyor olursunuz zaten. Şimdi Eskişehir'de milletvekili sayısı 7'den 6'ya düştü maalesef. Evet, maalesef. 6 tane milletvekili çıkartacağız 14 evet. Mayıs'ta. Sorum altılı masa özelinde, İYİ evet. Parti özelinde değil. Anladım. Sizce bu 6 milletvekilinin kaç tanesi Millet İttifakı'ndan çıkar? Kaç tanesi Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet çıkar? Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti. Evet. Gözüken o. Ben altısının da Millet İttifakı'ndan çıkacağını iddia ediyorum. İşte bir iki tane de AK Parti'ye vereydin sanki demokrasi gereği muhalefet de lazım. Evet, muhalefet de kalsınlar. Dışarıdan ama mecliste. Dışarıdan, evet. Evet, şimdi İYİ Parti gençlerden çok oy evet. alabilecek bir parti olarak evet. gözüküyor ki biz sokak röportajları yaptığımızda İYİ Parti yanıtını çok fazla alıyoruz. Evet. Kadın seçmenlere sorduğumuzda kadın olmasından evet. dolayı Meral Akşener'e evet. çok oy vereceğini ifade edenler var. Evet. Şöyle bir tespitimiz de var evet. bizim. Yani İYİ Parti'ye oy verme meyili olup sandığa gitmeyi düşünmeyenler de var. Var. Bu da var maalesef. Var. Onlar seslenmek ister misiniz? Neler söylersiniz? Tabii ki onlara mutlak surette sandığa gidip oylarını kullanmasını istiyorum. Çünkü ben bunu eczanemde de söylüyorum. Geliyorlar işte ilaç fiyat farkları bu ara çok ciddi. Yani 2 yıldır süren bir sorun bu. Daha öncesinde de vardı. Artık iyice kronikleşti ve ayyuka çıktı. Neden ben bunu ödüyorum diye sorduğu zaman vatandaş bunu dedim bana sormayacaksınız. Sizin bir oy kullanma hakkınız var. Nasıl dilekçe hakkınız varsa bir de oy kullanma hakkınız var. Evet. Siz bu oyu kullanırken ki sorgulayacağınız soruları burada bana sorursanız bir sonuç elde edemiyoruz. Muhatap ben değilim çünkü. Ben değilim. Çünkü bu ilacın fiyatını ben belirlemiyorum. Sağlık Bakanlığı belirliyor. Sağlık Bakanlığı kim? Hükümetin bir organı. Hükümete kim karar veriyor kurulmasına? İktidara gelirse. İktidar olmasına kim karar veriyor? Halk. İşte senin o sandığa gidip kullanacağın tek bir oy karar veriyor. Dolayısıyla benim oyumla ne olacak? Asla böyle bir şey yok. Biz siyasetin içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarında çok seçimlere girdik. Ülke genel seçimlerinde çok girdik. Bir oyla bir ilçe belediye başkanı 7 oyla kazandı. Aynen. Ben bir oyla il başkanlığını kazanan evet. arkadaşları biliyoruz biz. Yani bir oy deyip geçmeyin. Bu çok önemli. Bu bir oy ülke yönetimindeki kararı veriyor. Oylar birike donuyor. Ha, diyorlar ki insanlar ben siyasete sıcak bakmıyorum. Ben buna da karşıyım. Sizin siyasete sıcak bakmıyor olmanız elinizi taşın altına koymuyorsunuz demektir. Elinizin taşın altına koymadığın zaman sorunlara kim çözüm bulacak? Veya şikayet etmeye hakkımız yok. Ben bugün ilaç fiyatları çok pahalı. Fiyat farkları çok pahalı diye serzenişte bulunuyorsam, şikayet ediyorsam, sesimi yükseltiyorsam işte o sandığa gidip benim o oyu kullanmam gerekiyor ki şikayet etmeye yüzüm olsun. Bizim altımız daha çok pazar fiyatları, market fiyatları. Yani işte markette deterjandan yola çıkalım. Hani işim eczacılık olduğu için ilaçtan yola çıkıyorum. Deterjandan yola çıkalım. Yani kadınız. Deterjanla hep işte yemek pişiriyoruz. Salçasıydı, yağıydı, etiydi, sütüydü, tuzuydu. Oradan yola çıkalım, mutfaktan yola çıkalım. Yani bugün kıymanın kilosu 300 liraları dayandı. Ben en son geçen hafta 200 lirada bırakmıştım. 5 kilo alacağım dedim işte. İşte aynen. Ben geçen hafta 200 lirada bırakmıştım. Şu çalışmalardan dolayı biraz yani. Uzak kaldım. Ben 200 lirada bırakmıştım. Şimdi 300 liranın, o kıymanın 300 lira olduğu bir yerde biz nasıl oy kullanmayacağız? Nasıl o sandığa gitmeyeceğiz? Kurbanı et yiyeceğiz muhabbeti var ya, o da yok. Artık hayır yani. Efendim, yani şimdi insanca yaşamak diye bir şey var. Bu her insanın yaşam hakkı diye bir kabulümüz var. Tabii ki şimdi ihtiyaçlar hiyerarşisi diye de bir şey var. En altında beslenme ve barınma var. Siz bunu
tamamlayamadığınız takdirde üstteki işte o kişisel gelişiminiz, mutluluğunuz, doygunluğunuz, efendime söyleyeyim, onunuz, bunun kişiliğiniz, psikolojiniz tamamlanmıyor zaten. Burada sıkıntı var, burada çok yüksek bir adaletsizlik var, gelir adaletsizliği var, ulaşamıyorsunuz. Birileri çok ulaşırken siz hiç ulaşamıyorsunuz. Yani zenginin sadaka vermesi beklemek kadar kötü bir şey olmaması lazım. Kaldı ki biz sosyal hukuk devletiyiz. Yani biz insanımızın her türlü sosyal hakkını devlet olarak karşılamakla mükellef bir anayasamız var bizim. Dolayısıyla herkesin insanca yaşayıp bu haklardan faydalanma hakkı var. Ama bu hakları elde etmek için, bu hakları elde ettikten sonra da denetlemek için vatandaşın da oy kullanması gerekiyor. Siz oy kullanmadığınız zaman, sorumluluktan kaçtığınız zaman, o zaman gelir birileri sana der ki ben seni böyle yöneteceğim. Seni de işte bir kuru ekmeğe muhtaç ettireceğim. Seni de o bir kuru ekmek için dua ettireceğim der. Dolayısıyla bunu kabulü benim için imkansız. Evet. Şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak evet. ilan edildi. Evet. Sizin Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu da son sorumdu bu arada. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili düşüncelerim gayet olumlu. Şöyle ki kendisi Türk siyaset tarihinde bilinen bir büyüğümüz, siyasi büyüğümüz. Artı devlet içerisinde görevleri olmuş, devleti tanıyan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin yöneticiliğini, başkanlığını Oymuş. Uzun süredir yürüten siyasi bir büyüğümüz. Dolayısıyla temiz, her yönden temiz. Sakin. Tazminat falan ediyor bana. Evet, evet. Yani kişilik olarak da sakin bir insan. Adalet yürüyüşünü inkar edemeyiz, hatırlıyoruz. İnkar edemeyiz o yaşta. Evet. İnkar edemeyiz. Ülkesini seven, ülkesi için yapılması gerekenleri yapan bir siyasi lider. Takdir ettiğim tek liderdi. Aynen, takdir ettiğim bir siyasi lider. Evet, bugün yanımızda İYİ Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı Özlem Ayrancı Nebioğlu vardı. Nebioğlu soyadını da unutmuyorum ben. Evet, yani resmiyette Ayrancı ile şey yapıyorum ama kızlık soyadımı da kullanıyorum. Yani Özlem Ayrancı Nebioğlu evet. diyeyim ben. Kendisi neden İYİ Parti'de olduğunu söyledi evet. ki işin mutfağındayız dedi. Evet. Mutfağı da biz kurduk dedi. Aynen öyle. Kendisiyle keyifli bir sohbet evet. gerçekleştirdik. Şansın da yüksek olduğu gözüküyor. Sağ olun, i̇nşallah çok teşekkür olursunuz. Ederim. İnşallah, inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere.